İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Harbert ilinde zirai don kayısı ağaçlarındaki verimi olumsuz etkiledi. Artsah Güvenlik Konseyi Sekreteri bir çalışma istişaresi düzenledi. Cevahkın Halkalak Hastanesi'nde 3 ayda 144 çocuk doğdu. Rostov'da Soykırımı Hayratlı Multimedya Sergisi açılacak. Ermenistan Cumhuriyeti'nde bu yıl 3 tarihi ve kültürel rezerv kurulacak. Batı Ermenistan'ın görülmeye değer yerleri, Karadeniz bölgesinin yeraltı mağarası, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşanan zirai don, çiçeklenme ve tomurcuklanma dönemindeki kayısı ağaçlarında verimi %60 civarında düşürdüğü belirlendi. Kentte 26-27 Mart'ta kar yağışı sonrası yaşanan zirai dondan 100 bin hektar alandaki kayısı ağacı olumsuz etkilendi. Baskil ilçesinde yıllık ortalama 60 bin ton civarındaki taze kayısı üretimiyle Malatya ve Mersin'den sonra kayısı üretiminde üçüncü ildir. Kayısı ağaçlarında maalesef ön tespitlere göre %50-60 civarında bir zarar söz konusu. Artsah Güvenlik Konseyi Sekreteri Vitali Balasanyan, 2 Nisan'da acil sorunları çözmek için sınır bölgesinde faaliyet gösteren operasyon merkezinin yürüttüğü çalışmaların uygulanmasıyla ilgili bir çalışma istişaresi düzenledi temas hattındaki durumun izlenmesi ve operasyonel çözüm gerektiren sorunların çözümü ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Güncel sorunlar tartışıldı, sorumlu kişilere çözümleri için ilgili talimatlar verildi. Kaynağa göre toplantıya sağlık, ekonomi, tarım, eğitim, bilim, kültür, spor bakanları, bölge idaresi ve altyapı bakan yardımcısı ve barış güçleri komutanlığı üst düzey temsilcileri katıldı. Genevis.g'ye göre yılın ilk 3 ayında Ahalkalak Hastanesinde 66 kız, 78 erkek olmak üzere 144 çocuk dünyaya geldi. Son yılların istatistiklerini takiben Ahalkalak'taki doğum oranının bu yıl yavaş yavaş çoğaldığını görüyoruz. Ayrıca doğum yapmak için Ahalkalak Hastanesine Ninotsminta bölgesinden de geliyorlar. Soykırıma Hayratlı Multimedya Sergisi, ülkenin en büyük sergi kompleksi olan Benim Tarihim Rusya adlı müzede sergilenecek. Sergi, Don Nehri Havzası'ndaki Ermeni Gençlik Birliği tarafından başlatıldı. Don Havzası Ermeni Gençlik Birliği'nin Telegram kanalı, bu Tüm Rusya'yı Ermeni meselesi hakkında bilgilendirmek için eşsiz bir fırsat. Salonun loş aydınlatılması, büyük Ermeni bestecilerin müziği ve dünya tarihinin en korkunç olaylarından birinin ifadesi olarak tarih. Sergi, ziyaretçilerin kalplerini alt üst etmeyi, içlerinde Ermeni halkının geleceği için savaşma ve çalışma arzusunu uyandırmayı amaçlıyor diye belirtti. Sergi 11-25 Nisan tarihlerinde saat 10-20 arasında ziyaretçilere açık olacak. Giriş ücretsizdir. Armin Press'in haberine göre Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Vahram Dumanyan, 100 günlük görevinin sonunda yaptığı basın toplantısında 2021 yılında Ermenistan Cumhuriyeti'nde 3 adet tarihi ve kültürel ulusal parklar oluşturulmasının planlanmakta olduğunu ifade etti. Bakan Dumanyan yaptığı açıklamada Daştatem Kalesi, Başkent Divin adlı tarihi ve kültürel ulusal parkların oluşturulması planlanmaktadır. Bu süreç Azerbaycan'ın 27 Eylül 2020'de art saha karşı başlattığı savaş nedeniyle durduruldu dedi. Ona göre Ağzık Arşakuni Türbesi, tarihi ve kültürel ulusal parkının Ekim ayında kurulması planlanıyor. Batı Ermenistan'daki Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Karaca Mağarası, Ermencesi tagavarak olan Covid-19 önlemleri altında turizm sezonuna başladı. Her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mağara, 5 aylık bakım çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı. Sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösterilen Karaca Mağarası'na Tagavara COVID-19 tedbirleri kapsamında aynı anda 20'den fazla kişi kabul edilmiyor. Yağın yağmur ve eriyen kar suları çatlaklardan kireçli olarak damlıyor ve oluşumları meydana getiriyor. Tamamen kireç taşı oluşumlarıdır. Yaklaşık 12 yılda 1 santimetre uzamaktadır. Değerli takipçilerimiz ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vestin Armenia TV kendi reklamını ve salt bir TV yayını yapmamaktadır. Faaliyetimizin yaratıcı ve program projelerindeki artışını gerçekleştirmek için ayrıca maddi ve teknik desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Western Armenia TV kanalımız Batı Ermenistan'ın sürgün edilmiş Ermenilerinin sesidir. Dolayısıyla bilgi alanında Batı Ermenistan'ın yerli halkının adil haklarını gündeme getirmeye çalışmakta ve bunu teşvik etmektedir. Ermenilerin karşı karşı olduğu mevcut sorunlar uluslararası hukuk gücüne sahip hak taleplerimizi başta yurttaşlarımız ve soydaşlarımız olmak üzere dünyaya sunmak çok önemlidir. Mücadelemiz devamlılık arz etmekte ve dürüsttür. Ermeni platosunun yerli halk olan Ermeniler ata toprakları Batı Ermenistan'da yaşamalı ve yaratma işlevini gerçekleştirmelidir. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Gehard adlı koro tarafından seslendirilen ve Gomidas Vartabet tarafından düzenlenmesi yapılan Ermeni halk şarkısı Zar Zıngı adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.